Buyurun. Beni çağırtmışsınız müdürüm. Kapıyı kapat. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Yeni doğan servisinde bir karışıklık olduğunu düşünüyor hemşire hanım. Ölen Güler bebeğin bilekliği başka bir bebeğe takılmış. Aa! Ama niye bana söylüyorsunuz ki bunu? Yani ben hemşire miyim? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yalan konuşma Servet. Seni o gün çocukların başında gördüm. Ölen bebeğin bileğinde başka bir isim yazıyordu. Ben yazdım etiketleri. Ben hiçbir şey yapmadım. İspatın, kanıtın var mı? Bak kızım, yaptıysan söyle. Hemşire hanım da yalan söyleyecek değil de. Ona inanıyorsunuz da bana niye inanmıyorsunuz? Beni niye insandan saymıyorsun? Hadi o zaman çağırın polisleri. Yaptım derim. Aha bu da bana yardım etti. Ne diyorsun be sen? Bana iftira atamazsın. Atarım. Hatta müdür bey de bu işin içinde. Biz böyle habire bebekleri değiştirip duruyoruz derim. Ayıkla o zaman pirincin taşını. Gazeteciler de haber alır. Aileler de kapıya dayanır. Ne yapacaksınız o zaman? Hemen istifanı veriyorsun. Defol git buradan. Ha oldu. Benim de alnımda enayi yazıyordu. Tazminatım var benim be burada. Paramı almadan şuradan şuraya gitmem. Sen kovacaksın beni. Deli bu kadın. Vallahi deli. Sen sus be. Sümsük suratlı. Bu da doktorla oynaşıyor nöbetlerde, haberin olsun. Allah belanı versin senin, terbiyesiz. Susun! Yeter bu kadar rezalet. Sen de defol git. Bir daha da buraya gelme. Alo kızım. Servet Hanım'ın çıkışını yapın. Kovuldu. Allah sizi bildiği gibi yapsın be. Allah'ınızdan bulun inşallah. Yüzü göre. Sanki her işiniz çok doğru. Kadın suçunu itiraf etti. Böyle eline kolunu sallayarak gitmesine izin mi vereceksiniz? Ne yapayım kızım? Kafayı yemiş, görmüyor musun? Rapor edelim bize dediklerini. Şikayetçi olalım. Bu manyağın bir an önce tutuklanması lazım müdürüm. Bak kızım. Ben burada personel müdürüyüm. Önce ben yanarım. Sonra sen. Bu işe ortaktık dese ne kadar çırpınsak yırtamayız. En iyisi susmak.